Profesör Doktor Tayfun Uzbay yayın konuğumuz, Üsküdar Üniversitesi Farmakoloji Anabilim Dalı Başkanı. Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. İyi hocam, pazarlar. Hocam çok teşekkür ederim. Şimdi önce şunu sormak istiyorum size. Virüsle mücadele ediyoruz. Bu kapsamda çeşitli tedbirler alıyoruz. Ama kulaktan dolma bazı bilgiler var. İlaç takviyeleriyle alakalı. Siz bu evet. konuda ne dersiniz? Neye dikkat etmemiz lazım? Bir de tabii ki aşı çalışmaları ne durumda koronavirüsle alakalı? Evet, şimdi gıda takviyeleri olsun veya birçok spekülasyonlar da yapılıyor maalesef. Bu virüsten koruyucu olan herhangi bir vitamin, mineral, gıda takviyesi yok. Öncelikle bunu söylüyorum. Yani bu gıda takviyelerini alarak bu virüse karşı tamamen bir koruma sağlayamazsınız. Ancak vücudunuzun bağışıklık sisteminin iyi olması lazım. Bağışıklık sistemimiz ne kadar iyi olursa virüsle karşılaştığımızda o kadar onunla mücadele gücümüz daha yüksek olacaktır. Ve bunun için de böyle kulaktan dolma bir takım ürünler söyleniyor. Mesela ben reklamlar da görüyorum. Aslında Rütük'ü de biraz göreve davet etmek lazım burada. Bu reklamları da denetlemek lazım. Benim gözüme takılan mesela bir ökaliptus yağının reklamı yapılıyor. Sanki virüsü engellermiş gibi böyle bir ürünün reklamı yapılıyor. Giriyor şeyde konuşmaların arasında. Bu ürünün evet bir miktar antibakteriyel, yani bakterilerden koruyucu bir özelliği var ama virüslere karşı koruyucu özelliği olmadığı gibi hele hele de koronaya karşı hiçbir koruyucu özelliği yok. Öte taraftan ne içeriğini bilmediğimiz, internetten aldığımız çeşitli karışımların da sizi çok fazla korumayacağı inancındayım. Burada en doğru olan şey düzgün beslenmek, uykuyu vesaireyi düzgün almaya çalışmak, strese çok fazla girmemek. Çünkü uykusuzluk, aşırı uykusuzluk, stres ve yeterince beslenememe ciddi şekilde immün sistemi düşüren bir şey. Çarpıcı bir örnek de vereyim ben. Bundan bir önceki salgınımız İspanyol gribi salgınıydı 1. Dünya Savaşı'ndan sonra. Yani dünya çapında işte yaklaşık 20 ila 40 milyon deniliyor. Bazı kaynaklara göre 20 milyon, bazılarına göre 40 milyon insanın ölümüne neden oldu. Bunun en büyük nedeni o dönemde bir kıtlığın da olması, savaş sonrası dönemde beslenmenin iyi olmamasıydı mesela. O yüzden beslenme son derece önemli. Doğru beslenme, doğru beslenen, uykusunu yeterince alan, stresli olmayan insanların immün sistemleri genellikle iyidir, iyi olduğunu kabul etmek lazım. Tabii evdeyiz bugünlerde, evlerde sıkışık durumda kendimizi hissetmek yerine mümkün mertebe evde de yürümeye çalışalım, bir meşgale bulalım, o meşgalelerle ilgilenmeye çalışalım. İmmün sistemimizi dışarıdan destekleyecek bir ürün alacaksak eğer, bunu mutlaka internetten ya da komşu tavsiyesiyle değil de eczanelerden almakta fayda var. Ben açıkçası C vitamini, D vitamini ve çinko gibi karışımları bir arada içeren ürünleri fazla aşırıya kaçmadan bu dönemde kullanmak ekstra bir destek sağlayabilir. Ancak bu koruyucu olmasa %100 ben bunları alıyorum. Şimdi rahat etmem lazım, istediğim gibi dışarı çıkabilirim, istediğim gibi gezebilirim anlamına gelmez bu. İlla bir takviye alınacaksa C vitamini, D vitamini ve çinko karışımları tercih edilebilir. İkinci sorunuz neydi efendim? Onlardan hocam, aşıyı sordunuz. Hocam aşıyla alakalı son olarak sormak isterim. Aşı çalışmalarıyla alakalı sizin okuduğunuz veya gördüğünüz durum nedir? Yani son durum nedir? Umutlanmalı mıyız? Ya bir kere kesinlikle umutlanmalıyız. Dünya bunun aşı olarak da tedavi olarak da üstesinden gelecektir. Ama aşıdan önce şunu söyleyeyim ben, şöyle bir halk arasında halkımızı biraz strese sokan da bir durum oluştu. Sanki bu korona pozitif çıktığı anda ya da biz hastaneye müracaat ettiğimiz anda dünyanın sonu geliyormuş gibi bir yaklaşım içerisinde insanlar büyük bir korku duyuyorlar. Bu kadar çok korkmaya da gerek yok. Tabii ki kimsenin korona pozitif çıkmasını ve hastane koşullarına gitmesini biz istemiyoruz. Ancak örnekler de var ve karşımıza çıkıyor. Maalesef salgın durumlarda bunlar olacak. Ama elimiz tamamen boş değil.
hastaneye giden insanları tedavi edebilecek önemli ilaçlar var ve bu ilaçlar yeteri kadar hastanelerimizde bulunuyor. Hastalık ortaya çıktığında, bu ilaçlarla müdahale olduğunda hastaların önemli bir kısmı da iyileşerek hayata geri dönüyorlar. Ve nitekim ilk iyileşme vakaları da Sayın Sağlık Bakanı tarafından dün akşamdan veya önceki akşamdan itibaren açıklanmaya başlandı. Artık her akşam iyileşen ve hayata dönen hasta sayısını da görüyoruz ve bunun sayısı giderek artacak. Az miktarda insan yoğun bakım gerektiriyor. Yoğun bakıma girenlerin de bazılarını düzelerek çıkıyor, bazılarını hayatını kaybedebiliyor maalesef. Burada işte başka faktörler etkili olabiliyor. Vücudun direnci, yaş ve buna benzer bir takım şeyler. Ama dünyanın sonu değil, etkili ilaçlar da var. Aşıya gelince çok kısaca onu da söyleyeyim. Lütfen hocam. Aşı çalışmalarında şu anda Çin, Amerika ve bildiğim kadarıyla Güney Kore'de ve birkaç ülkede daha ciddi çalışmalar yapılıyor. Aşının yanı sıra bu antikor kullanma mevzusu da var. Yani iyileşen insanların kanlarından plazmaya elde edip oradaki antikorları alıp antikor tedavisi yapma. Bundan ilgili en son Amerika Birleşik Devletleri'nde bir rapor yayınlandı. Ciddi bir rapor. Az sayıda hasta içeriyor ama antikor tedavisinin başarılı olduğu gösterilmiş. Evet. Bizim de bazı bilim insanlarımız var. Medyaya da düştü bu haberler. Onlar da çalışıyorlar. Buradan umutlu sonuçlar çıkabilir. Hı hı. Aşı yalnız bu grip aşılarının %100 koruyuculuğu ortaya çıksa bile olmuyor. Ancak %60-70 oranında önleyici etki yapabiliyorlar. Evet. Böyle bir aşının da ben 6 ayla 1 yıl arasında ortaya çıkacağını tahmin ediyorum. Yani ek tedaviler ve aşının da gelmesiyle evet. Ve doğal olarak bizim de immünizasyon kazanmamızla yani bağışıklık kazanmamızla bu salgın inşallah evet. Bitecek. Burada hocam, hala ben de çağrı yapayım. Vatandaşlarımız hı. Lütfen evde kalmaya özen göstersinler. Bir de tarif edilen o el yıkama ve hijyen şartlarına evet. Özen gösterirsek biz bu salgını inşallah fazla kayıp vermeden olabilecek evet. En iyi şekilde atlatacağız diye düşünüyorum. Profesör Doktor Tayfun Uzbay, çok teşekkür ederim efendim yayınımıza katıldığınız için. Sağ olun. Ben teşekkür ederim.